Hocam hoş geldiniz. Nihayet sizi tanıştırma fırsatım oldu. Annem Hediye. Anneciğim, Tarık hocam. Memnun oldum Tarık Bey. Ben de memnun oldum. Hadi siz geçip oturun, ben güzel bir kahve yapayım size. Ne dediler? Götürmeyecekler hastamı değil mi? Bence götürmeyecek. Ya bence derken kesin net değil mi? Yani kesin bir şey söylemedi kalacağız diye. Ama biz anneler gözlerimize bakarak birbirimizin içine okuruz. Kalacaklar, merak etme. Ya hani tam olarak bir söylesene, sen nasıl ikna ettin, ne söyledin? İkna etmedim ki. Yalnızca verdiği kararın doğru olmadığını farkına varmasını sağladım. Aslım çok sevinmiştir. Akşam yemeğe de davet ettim. Eğer kalırsanız birlikte kutlarız dedim. Süper. Yani fark etmez. Yani kendileri bilirler, gelirlerse. Hocam siz iyi misiniz? İyiyim. Ben müsaade isteyeyim. Siz de zaten bir şeyler konuşuyordunuz. Yok canım, konuşmuyorduk. Ya ben ne zamandır bu günü bekliyordum. Çok güzel denk geldi. Hadi siz geçip oturun, ben kahveleri yapıp geleyim. Kızım. Hocan meşguldür belki. Biz tutmayalım onu. Evet. Hoşça kalın. Kafası dağınık sanki biraz. Normalde böyle biri değildir. Anneciğim, biz kaldığımıza göre ben içeri gidip valizlerimi boşaltayım. Ah Hediye, ah. Demek öyle hiçbir şey söylemeden çekip gidecektin ha? Kızım abin nasıl üzülürdü biliyor musun? Neyse. Allah'tan Jülide Hanım konuşmuş da ikna etmiş. Yoksa vallahi bir temiz dayağımı yiyecektin ha? Kadın öyle söyleyince, yani kendi korkuların için kızının hayatını mahvetme deyince aklım başıma geldi. Ne olacak şimdi? Şey yani, gördünüz de artık birbirinizi. Benim bir an önce buralardan gitmem lazım abla. Böyle burun buruna olmaz ki. Yani yarın öbür gün aklına düşerse, ya Aslım ya benim kızımsa derse. Ama ben buralarda olmazsam unutur gider. Herkes kendi hayatına bakar. Yok. Asıl o zaman işkillenir bu adam. Dün karşılaştınız. Bugün sen böyle pılını pırtını toplayıp çekip gidince bu demeyecek mi canım? Kesin benden bir şey saklıyor diye. O da doğru. Ay abla, ben ne yapacağımı şaşırdım. Kızıma zarar gelmesin istiyorum. Ama ya Aslım yarın öbür gün öğrenirse gerçek babasını... Anne. Anne, Üzülde Hanım aradı. Akşam yemeğe gidip gidemeyeceğimizi soruyor. Kızım, sen git de usulünce gelemeyeceğimizi söyleyiver. Olur mu kız öyle şey? Kadın o kadar aramış çağırmış, icabet etmek lazım. Ay Hediye, azıcık havan değişir. Aslım, hadi sen de git güzelce giyin üstünü. Ay hadi Hediye, sen de nazlanma.
Papatya'm, hazır değil misin? Ya anne, ben bugün gelmesem olmaz mı? Anne münasebet. Ya Ozan bana kızgınken gelmek istemiyorum. Üstelik çok haklı ya, ben ona yalan söyledim. Kızım sen söylemedin mi Aslı'm ısrar etti videoyu sen ver, kimseye söyleme diye. E o kız ne rica ettiyse sen onu yerine getirmişsin. Bunun neresi yalan? Üstü kapalı iş çevirmeye çalışan o. Sen niye cezasını çekeceksin? Olmaz öyle. Anne. Kalk. Hayır prensesim, kalk. Kalk bakalım, kalk. Hadi gel. Olmaz öyle. Dur bakalım. Bunu. Şu mu? Ay yok, onu giydin daha önce. Şunu bakayım bir. Şu. Hah, işte bu. Al bakalım bunu giy. Gül bakayım. Bana bak, her zaman başın dik, yüzün güleç olacak. Öyle karşına çıkan ilk aksilikte pes edersen hiçbir zaman istediğini elde edemezsin. Annen gibi tuttuğunu koparan bir kadın olacaksın. Tamam? Tamam. Güzel misin? Çok. Bak güzelliğe bak. Tam oturdu beline tabii canım. Bir de takı falan. Hadi hazırlan da çıkalım. Jülde teyzem mesaj atmış. Ay Aslı'nın annesini de davet etmiş yani. Bunları da hiç çekemem. Oyalanmasana Tarık. Hadi git de değiş üzerine. 2 dakikaya hazırlanırım. Geç kalmayalım. Her davete geç kalan adama ne oluyor acaba? Berçin! Hadi! Ne oldu? Attın mı Batu'yu? Ailemize yaşattıklarını yanında bırakacak değildim Ozan. Bana daha çok kendi arkanı temizlemişsin gibi geldi ama. Sen ne demek istiyorsun Ozan? Batu'nun birinden akıl aldığı kesin. Birinin emir verdiği de kesin. Bu kişi olsan sen olursun. Bu meselede de beni sorumlu tuttun ya. Seni tebrik ediyorum Ozan. Peki, öyle olsun. Misafirlerimiz gelmek üzere, hazırlandınız mı? Ben hemen hazırlanıyorum hayatım. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ya anneme babama ne diyeceğim? Kovuldum mu diyeceğim? Ya bak. Bir yolunu buluruz. Üzülme artık. Ya nasıl üzülmeyeyim? Hem bu devirde iş bulmak kolay mı? Parası da iyiydi. Ama çok çalışıyordun. Ya belki biraz dinlenmiş olursun. Ya bu süreçte de dersine çalışıp sınavına hazırlanırsın. Ya sen var ya, bazen böyle sanki hayatında hiç yokluk görmemiş gibi davranıyorsun. Ya, o paraya ihtiyacım vardı benim. Babamın hastane masraflarını ödüyoruz hala. Annemle babam ne yapacak şimdi ben çalışmayınca? Hepsi benim yüzümden. Saçmalama. Ben seni suçlamıyorum ki. Hem yine olsa yine aynı şeyi yapardım. Yok. Yok, ben bekleyemeyeceğim. Ben gidip her şeyi anlatacağım. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Jülde Hanım, son anda olunca böyle alelacele kurabiye yaptık. İnşallah güzel olmuştur. Ne zahmet ettiniz.
Ellerinize sağlık. Buyurun lütfen. Sana da teşekkür edemedim. Niçin? Annen annemle konuşmasaydı biz şimdi İzmir yolunda olacaktık. Ben de okul hayalime veda etmek zorunda kalacaktım. Çok sağ ol. Ben pek bir şey yapmadım aslında. Yani annem yapmış. Nasıl yaptıysa. Anne saçım nasıl olmuş, nasılım? Ha, güzel. Dedim sana yakıştı bu elbise. Tarıkcığım. Hayırdır, ne bu acele? Her zaman böyle toplaşmaları ayakların geri geri giderdi. Bu akşam atlı koşturuyor sanki peşinden. Pek bir heveslisin. Hevesli falan değilim ya. Dalmışım sadece. Fazla dalma. Beklerken birer kahve içelim. Çok iyi fikir hayatım. En azından diğer misafirlerimiz de bu arada gelmiş olurlar. Başka misafirleriniz de varmış. Biz kalabalık etmeyelim. Ah Hediye Hanım lütfen. Ne demek kalabalık? Böyle laflar ettiğinizi duymayacağım. Zaten yabancı değil gelecekler. Hah geldiler. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk Jülideciğim. Güzelim. Tarıkcığım. Tamam. Buyurun lütfen. Jülide Hanım niye çağırmış yeme? Öylesine işte tanışmaya. Şimdi çocuklar aynı okula gidiyor ya. Tanışalım, kaynaşalım istemiş. Çok iyi yürekli bir insan. Çok. O mendebur kocası gibi değil. Jülide Hanım bambaşka. İyi oldu be Yaşar'ım. Hediyenin de içi rahat eder. Rahat rahat gönderir kızı okula. O ne demek? Tanımazsa göndermeyecek miydi yani? Yok canım. Lafın gelişi dedim ben. Nurhan be. Allah bize o günlerde gösterecek mi? Eylül okulu kazanmış. Kaydını yaptırıyorsun. Kitap neyin alıyorsun? İnşallah be Yaşar'ım. Niye göstermesin? Yaşar. Şu kolumun yüzünden evladım çalışmak zorunda kaldı. Babasının yükünü sırtlandı. Kesip alsalardı bu konuda. Çocuğunu çalıştırıyor dedirtmeseydim. Deme öyle. Deme, kurban olayım deme öyle. Eylül. Borcumuz harcımız bitsin de bir an önce rahat edelim diye çalışıyor canım. Hem bu kız çocuğu. Yarın bir gün evlenecek, çeyiz gerekecek, düğün dernek gerekecek. Hepsi para. Ne düğünü? Ne çeyizi Nurhan? Benim kızım okuyacak diyor. Sen ne diyorsun? Bak, kızın yanında böyle laflar etme. O da küçük. Küçük. Ben şimdi nasıl söyleyeceğim kovulduğumu? Ellerinize sağlık Jülide Hanım. Her şey nefis olmuş.
Afiyet olsun. Jülde teyzeciğim ellerine sağlık. Zaten ben küçüklüğümden beri Jülde teyzenin yemeklerine bayılıyorum. Tatlım benim, afiyet olsun. Biz bu gece Ozan için bir kutlama düzenledik. Ama Aslı'mı unutmamak lazım. Bugünün kahramanı o oldu. Ben bir anne olarak sana ne kadar teşekkür etsem az. Aslında tehlikeli bir iş yapmış. Keşke kahramanlık yapmadan önce okul yönetimine haber verip durumu anlatsaydı. Bazen böyle bir fırsatın olamayabiliyor. Kimi kime şikayet edeceksin? Değil mi? Neyse ki Aslım cesur bir insan. Sorunu tek başına çözmüş. Aslım harika kurabiyeler yapmış. Ben yemekten önce dayanamayıp tadına baktım. Bence siz de çayla beraber tadına bakın. Nefis. Şimdiden afiyet olsun. Annemden öğrendim. Eli çok lezzetlidir. Elinden böyle şeylerin gelmesi ne güzel. Aslında pasta börek yaparak ek gelir sağlayabilirsin kendine. Malum bizimkilerin okulu pek ucuz değildir. Aslım bizim okula tam burslu okuyor. Zaten o puanla bizim okulun Aslım'a para ödemesi gerekir. Canım bursa bir yere kadar. Genç kız sonuçta gezip tozmak ister. Berçin, senin hayır kurumu için ayırdığın kıyafetler vardı. Onları göstersen arkadaşına. Belki beğendiği olur. Sibel Hanımcığım, sağ olun, var olun. Ama benim kızımın hayra ihtiyacı yok. Siz o elbiseleri anasız babasız büyüyen yavrucaklara verin bence. Daha iyi olur. Tabii. Ne o kızım? Seni işte çok mu yordular? Kötü bir şey mi? Canını mı sıktılar? Kötü bir şey olmadı da. Bir dakika. Efendim? Eylül. Kızım, ben bugün sana çok sert çıktım galiba. Diyorum ki burada yemeğin fazla senin. Gel sen devam et işine. Nasıl yani? Ben şimdi kovulmadım mı? Yok, kovulmadım. Yarın sabah bekliyorum ama ha. Anlaştık mı? Anlaştık patron, tamam. O zaman yarın görüşürüz. Ne oldu yavrum? Kimmiş arayan? Yok bir şey anneciğim, bir şey olmadı. Patron yarınla ilgili bir şeyler söyledi de. Yani her şey yolunda. Ben senin istediğini yaptım. Şimdi sıra sende. Bundan sonra sen de artık burada bağlama çalacaksın. Söz verdin. Anlaştık patron. Şimdi bu dönemin kârıyla önümüzdeki yıl büyümeyi garantiledik. İki yeni bölüm daha açmayı düşünüyorum. Tabii tabii. Biz müsaadenizi istesek daha fazla rahatsızlık vermeyelim size. Ya olur mu öyle şey?
Ne güzel sohbet ediyoruz. Daha kurabiyelerimiz var, çayımız var. Siz İzmir'de yaşıyordunuz değil mi? Evet. Oralı mısınız? Ne güzel şehir. Oralı sayılırız. Eşiniz ne işle meşgul? Bahsi geçmedi de hiç. Ayrı filan mısınız? Ben lavaboya gitsem müsait midir acaba? Tabii. Tabii ben size göstereyim. Buyurun. Sibel çok ayıp. Aa, ne dedim ayol? Utandı kadıncağız. Aa tabii canım tabii. Bu yeni bölümlerin bina inşaatı içinde şirketlerin holdingiyle anlaşayım diyorum. Elbette canım. Kaç yıldır adamlara ucuz iş gücü gönderiyoruz. Değil mi? Tabii canım tabii. Ben bugün çok yedim ya. Ay sen mi ben mi? Sen bu cılızlıkla ne kadar yemiş olabilirsin ki? Sen öyle san. Ben potansiyelimi gizliyorum. O burnun önde gideniyim aslında. Ben yediklerime hep dikkat ediyorum. Yani daha doğrusu annem öyle alıştırdı. Vallahi benimkine de kalsa hep az yiyorum. İliklerin de olsun çöp gibisin deyip duruyor. Senin annen en iyisini yapıyor. Dikkat etmek lazım değil mi? Biz nasılsa yakıyoruz diye hiç dikkat etmiyoruz. Sonra yaşlılıkta çıkacak bunun acısı. Vallahi onu o zaman düşünürüz. Ben şu an 5 tane daha olsa yerim yani. Saçmalama. Ya sen hayatta yiyemezsin. Ben olsam neyse de sen... Sen bana meydan mı okuyorsun? Olabilir. Peki. Şu ileride yeni açılan bir hamburgerci var. Yarın oraya gideriz, kozlarımızı paylaşırız. Anlaştık. Berçin, sen de gelirsin değil mi? Bize bir hakem lazım sonuçta. Gelirim. Gelirim tabii. Ben artık izin istesem geç oldu. Aa, ama olmadı ki böyle. Siz çok acele ettiniz. Elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkürler her şey için. Rica ederim. Ne demek, her zaman beklerim. İnşallah. Biz de bekleriz. İyi akşamlar. Size de iyi akşamlar. İzmir'den buraya gelmeden önce 5 tane arkadaşımla iddiaya girmiştim. Hem de makarna yeme yarışına. Uf, hepsini yenmiştim biliyor musun? Kesin öyle olmuştur. Yarın görürsün. Görürüz. Annem gidiyor. Ben de ona yetişeyim. Hadi yarın görüşürüz. Bak söz verdin, yarın kozlarımızı paylaşıyoruz. Çok fena yenileceksin. Görürüz. Gel bize annem, gel. Sohbetinizi bölmeyeyim demiştim. Olsun olsun. İyi oldu değil mi geldiğimiz? Gerçi Berçin'in annesi biraz tuhaf davrandı ama sen ağzının payını verince öylece kala kaldım. Kimseleri ezdirmem ben güzel kızım. Oh canım. Ana kız bildiğin evden kaçmışlar. Ama bir elime geçireyim var ya. İkisinin de bacağını kıracağım. Sen yine işin aslını öğrenmeden yanlış bir şey yapma. Ha tamam. Çenen çalışacaksın, ayağın çalışsın. Önüne bak. Daha bir ton yol var Ankara'ya.
Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Dur ben yapayım. Ay bir beceremedim şunu ya. Senin de yüzün ışıldıyor sanki bugün. Aa, sen kendi ağzına bak be. Gülmekten ayrılacak. Keşke işe gitmeseydin de sen de gelseydin bugün. Ay yok aman Allah korusun. İşim gücüm hep olsun da biz seninle boş zamanımızda da gezeriz. E hadi ben kaçtım o zaman. Sana da bol şans. Vallahi bana bol şans değil. Sağlam mide lazım. Kızım kim gidiyorsunuz? Ozan, Berçin, ben. Dersin yok muydu aslında? Bugün evde otursaydın. Yok. Ama istemesen gitmem. Git gez kızım. Allah Allah. Ay Hediye biz de azıcık kafamızı dinleriz canım. Şuna bak ya. Ya sen bugünü mü buldun çıkacak? Allah kahretsin. Yok ben gidemeyeceğim. Bakayım. Anam hala orada. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben? Gidemeyeceğim. Çok kötü. Anne. Anne yok. Yok çok kötü. Baksana şuna ya. Ya ben bu halde hiçbir yere gidemem. Ozan'ı arayacağım. Gelmiyorum. Ben çok kötüyüm diyeceğim. Saçmalama. Bir sivilce yüzünden Ozan'la vakit geçirme fırsatını mı kaçıracaksın? Hayatta her şeyin çaresi vardır. Ay sen yeter ki istekli ol. Otur bakayım. Otur. Bak şimdi nasıl kapanıyor gör. Otur bakayım şundan şöyle bolca sürelim. Dur. Saçını aç ama. Ay acıdı mı? Yok. Bak. Tamam. İşte böyle. Çok güzel oldu. Arkadaşlar 15 dakika ara verelim mi? Sen aynı para için çalmam diyordun. Evet. Öyle söylüyordum. Ama işte dün işten kovulunca çok fazla gurur yapmanın bir anlamı yok dedim. Bundan sonra haftada bir gün çalacağım burada. Ya. E peki neden bana sormuyorsun? Burada ne işin vardı? Patrondan aldım haberlerini. Yani güzel haberi o verdi. Çok şükür. Bundan sonra berabermişiz. Evet. Güzel. Bu niye durdu şimdi ya? Alo. Ozan neredesin? Sen çıktın mı evden? Çıktım. Ben de diyorum bu araba neden durdu yanımda? Ya niye söylemiyorsun? Korktun hemen de beni aradın değil mi? Ya kusura bakmayın. Biraz beklettim saç makyaj falan derken. O kadar süpüse ne gerek vardı Berçin? Hamburgerciye gideceğiz. Çok güzel olmuşsun Berçin. Sen ona bakma. Ne anlar zevksiz. Hadi. Nereye gidiyorsun? Ay kapıların önünü süpürecektim. Bir de alışveriş çıkardılar başıma. Yaşar'ın da işi varmış. İki ayağım bir pabuca girdi. Tamam sen git alışverişe ben süpürürüm kapıların önünü. Ay hayatta olmaz ben sana süpürttürür müyüm kapı önlerini? Ay zaten evdeki bütün işlere yardım ediyorsun. Bir de ne yapayım sitenin işini mi yaptırayım sana? Canım ne var elime yapışacak değil ya süpürüveririm. Hadi sen git alışverişe.
Dur, o zaman şöyle yapalım. Ben yerleri süpüreyim, sen alışverişe git. Şimdi yabancı görürlerse bir laf filan ederler. Eh peki. Günaydın. Aa, ne böyle sabah sabah giyinmişsin? Ben çıkıyorum. E hani dersin yoktu bugün? Nereye? Okulda bir görüşmem var. Geç kalmam. Afiyet olsun. Hazır mısın? Hazırım. Bunun sosunda sarımsak var mı acaba ya? Turşuyu da doldurmuşlar. Çok güzel ama 10 tane daha yerim ben bunlar. Şefim, bize birer tane daha atsana. Diyorsun. Göreceğiz bakalım. Acelem var, kusura bakmayın. Konuşmamız lazım. Sizinle konuşacak hiçbir meselemiz yok. Müsaade eder misiniz? Hediye. En azından bir seferliğine konuşmama izin var. Sonra gideceksen yine git. Bu arkadaş. Karından çektim yetmiyor, bir de bu çıktı başımıza ya. Tuttumuş malımı çaldım, malımı çaldım. Mal dedi de 3 kasa ha. Koca kamyonda 3 kasa. Ya sen her sevkiyatla eşek yüküyle para götürüyorsun. Nedir yani 3 kasa mal peşine düşmüşsün ya? Bunun acısı da hediyeden çıkacak ama dur bakalım. Elbisem. Ben çok özür dilerim gerçekten, hemen Halil. Kızım, kırıkları topla. Kusura bakmayın hanımefendi. Siz masanıza buyurun, ben size peçeti getireyim. Sen benim başıma bela mısın be? İyi ki geri dön dedik. Her şeyinle zararsın. Ya 2 tane bardağı taşıyamıyorsan yapma kızım bu işi. Patron, ben çok özür dilerim gerçekten. Birden böyle geçince çok özür dilerim. Bir daha olmayacak, söz veriyorum. Hep aynı terane. Bana bak. O yağız dil döktü. Kafede çalarım dedi diye işe geri aldım seni. Benim sabrımı taşırma. Yağız mı? Eylül. Ben de tam yanına geliyordum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne yapmışım ki? Patron anlattı. Pazarlık etmişsin. Sırf beni geri işe alsın diye bağlama çalmayı kabul etmişsin. Ya sen öyle çok üzülünce. Ya bir de benden saklıyorsun. Kızacağını bildiğimden. Niye yapıyorsun o zaman ya? Eylül. Seni öyle üzgün görmeye dayanamadım. Kötü bir niyetim yoktu. Sadece biraz mutlu ol istedim. Karışma benim işime.
ben çıkaracağım galiba. Daha ne yedin ki Berçin? Ya tuvalete gidelim mi? Ben gidelim. Bir şey olmaz, onu gene al güdür. Otur sen. Çok gamsızsın ya. Hadi devam. Gitmiyor değil mi? Ya. Ne benim yüzümden, kendini sakarlar. Ya gülme. Al işte, beğendim mi yaptığını? Çok güzel oldu. Takım olduk. Bak, takımdan ziyade birlik beraberlik olduk diyelim. Bayılacağız, hastanede olacağız. Ne oldu abi? Niye çağırdın beni? Ağam, gel hele gel. Karabaş, dur Karabaş. Ağam, bak. Bunu geçerken yolda buldum. Çok masum bakıyordu ya. Bakalım mı, besleyelim mi, ne dersin? Abi bu çok güzelmiş ama ya. Kurban olurum sana. Abi, ama biz buna bakamayız ki. Doğru düzgün evde bile olduğumuz yok. Köpek perişan olur. Sen ne dersen o an. Ama bak, istersen sahiplendirebiliriz. Ne dersin? Sen ne dersen ha? Ama sokakta kalmasın yavrucak. Sahiplendirelim. Aynen öyle. Ha? Karabaş, Karabaş. Hamburgercide sonuca varamadık. Bir de burada deneyelim bakalım. Vallahi bisiklet yarışını seçmekte çok büyük hata yaptın. Ben söyleyeyim. Mükemmele yakın kullanırım. Ya sen ne kadar mütevazı bir kızmışsın. Ne kadar alçak gönüllüsün. Ya bu bisikletler biraz kirli gibi. Berçin, sen istersen gelme. Burada bekle bizi. Yok yok, ben de yarışacağım. Tamam o zaman. Herkes hazırsa başlayalım. İki tam tur. Buyurun, siz önden başlayın. Avans. Yok ya. Hiç gerek yok. Birlikte başlarız değil mi? Sayıyorum o zaman. 3, 2, 1. Başla. Ya durun, beni de bekleyin. Pek vaktim yok da Tarık Bey. Ne söyleyecekseniz söyleyin, gidelim. Neredeydin bunca zaman? Bunu sormak için mi çağırdınız beni? Aslında soracak o kadar çok soru var ki. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Neredeydin? Ne yaptın? Nasıl yaşadın? Hesap sorması gereken biri varsa o da benim sanırım. Asıl sen neredeydin şimdiye kadar? Ne yaptın? Neden dönmedin?
Heh. Abi. Ya ben çok koşunuyorum. Yediğimiz bir şey mi dokundu acaba? Vallahi ben de seni arayacaktım. Biz galiba uyuz olduk abi. Enikten kaptık herhalde. Ah be abi ya. Tam sırasıydı şimdi. Neyse tamam. Hadi görüşürüz. Ne kaşınıyorsun sen öyle uyuz gibi? Allah, gibisi çok fazla. Ay kusura bakma Nurhancığım, böyle pat diye geldim ama. Yok anacığım, ne kusuru. Ay bugün çok iş vardı da benim de belim tutuldu azıcık. Aman dinlenince geçer. Her zaman yaptığımız işler. Ya bak ne diyeceğim sana, ben çok merak ettim de ne yaptın? Kızınla konuşabildin mi? Yahu Raziye, sen de acelemiz yok diyorsun, ondan sonra da her Allah'ın günü. Ya canım, ben de bir an önce adını koyalım da kafamız rahatlasın istiyorum. Anacığım ben daha Eylül'le konuşamadım. Ama babası bu işe pek yanaşmaz, ben sana söyleyeyim. Ya kız daha okuyacak diyor. Bu son oyun. Kazanan günün şampiyonu olacak. Yani ben. Bak ya. O nasıl olacakmış? Hamburgerde berabere kaldık. Bisiklette de ben kazandığıma göre senin şampiyon olma ihtimalin yok. Bisiklet yarışı sayılmaz. Yani benim lastiğim patladı, o yüzden yani. Ama bu maç sonucu belirleyecek. Öyle mi? Kendini avantajlı sanıyorsun ama benim atışlarım muhteşemdir. Hadi Berçin, sen de hakemsin. Ben bittim. Artık kim kazanıyorsa kazansın, gidelim buradan. Tamam tamam. Ben şu arkadaşa bir ineyim. Gideceğiz. Başla bakalım hadi. Ah, 1-0. Birimiz. Yurt dışındayken annem kalp krizi geçirdi. Apar topar onun yanına gittim. Günlerce hastanede başında bekledim. Durumu iyi değildi. Şimdi iyileşti çok şükür. O iyileşir iyileşmez Kuşadası'na döndüm. Ama sen yoktun. Her yerde seni aradım. Herkese seni sordum. Kimse yerini bilmiyordu. Beni beklemediğini düşündüm. Özür dilerim. Özür dilenecek bir şey yok. Zaten kaç sene geçmiş aradan. Bunları konuşmaya da gerek yok aslında. İkimiz birer yabancıyız Tarık Bey. Bunu aklınızdan çıkarmayın yeter. Beni zor durumda bırakmayın sakın. Sana zarar verecek bir şey yapma. Bir daha karşıma çıkmayın yeter.
günün galibi olarak bir plaketi hak ettim bence. Ya baskette ben kazanmadım mı? Ya ben seni o kadar zorlamadım ki. Sen var ya hilebazın tekisin. Berçin de olmasa ispat edemeyeceğim. Berçin. Biz bir dahaki sefere yalnız ikimiz çıkalım, olur mu? Bunu yanımıza almayalım. Olur. Aman aman, hemen de birlik olun. Ben kaçayım o zaman. Okulda görüşürüz. Bu arada çok güzel bir gündü. Güzel gündü. Ben de gidiyorum. Görüşürüz sonra. Olacağı buydu zaten. Evet, uyuz vakası. Pomat yazacağım. Kaşıntı geçene kadar kullanırsın. Birlikte kaldığın arkadaşların da kullansın. Ayrıca kaldığın yerinde ilaçlanması gerekiyor. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sen yurtta kalıyordun değil mi? Kim bilir kaç kişiye bulaşacak şimdi. Hangi yurtta kalıyordun sen? Şehrin öte tarafında. Ha, kazancılar yurdu mu? Evet. Kötü diyorlardı oraya ya. E tabii ucuz olunca orayı tercih ettin. Aslında aynı fiyata evde bulabiliriz. Hatta bir tane de ev arkadaşı buluruz sana. Daha ucuz olur. Ha yok. Ya ben orada mutluyum. Ya hemen kestirip atma işte. Bak hatta bizim evin oralarda da vardı kiralık evler. Uygun da diyorlar. Tamam. Bir yere bakalım o zaman. Ucuz olmam bir işe yaradı. Beni affettin. Anne, bütün gün saçma sapan şeyler yapıp durduk. Ve ne hikmetse hep benim sevmediğim şeyler yapıldı. Üstüne üstlük bir de Ozan'la Aslı'm orada eğlenirken ben yanlarında çıkıntı gibi kaldım. Bana bak, bu kız Ozan'dan hoşlanıyor olmasın? Sanmam. Ya Ozan'a da bana davrandığı gibi davranıyor. Hatta bana daha iyi davranıyor bile diyebiliriz. Önemli olan Ozan'ın ondan hoşlanmaması. Ki ben ona ihtimal vermem. Bilemeyiz ki. Ona sorduğum zaman çok pişman olmuştum, hatırlıyorsun. Of ya. Tamam. Tamam dur, bir sakin ol. Bir dur. Bir düşünelim. Tamam. Ne haber anne? Canım oğlum, canım. Anne tamam ya, abartmasak mı? Hı? Hah, nasıl geçti günün? Güzel geçti yengecim. Sen nereye gidiyorsun? Akşam yemeği için alışveriş yapacağım. Ver, ben hallederim. Sağ ol yavrum. Allah! Yalnız bana bak, bunu göstermeden yola çıkma, yolda sıkıntı yapar. Tamam abi. Vay 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 vay. Ne güzel villalar var. Abi, senin kayınbirader burada mı çalışıyor? Vallahi öyleymiş, ben tek defa geliyorum. Kayınbirader arada yoklasa köşelik olur. Yok lan, onun kafa öyle şeylere basmaz. Ama doğru diyorsun ha.
Kafayı kullansa buradan ne sakal indirir. Adam da borç morç kalmaz. Neyse haydi. Anca gidersin. Onu gözetmeden çıkma yola. Babacım hoş geldin. Ya benim haberim yoktu geleceğinden. Arayıp haber verseydin karşılamaya gelirdik. Ha. Yok canım ne karşılamaz. Adres vardı geldik işte. Sen kızgınsın değil mi bana? Arayıp teşekkür etmediğim için. Anlamadım. Seni arayıp teşekkür edecektim aslında. Ama annem işleri yoğundur dedi. Sonra da koşturmacada unuttum. Ne teşekkürü kız? Ya okula kayıt yaptırmama izin verdiğin için. Ben sen öyle bağırıp çağırınca imkansız izin vermezsin diyordum. Ama hakkını yemişim. Çok özür dilerim. Annen nerede? Az işi vardı ama birazdan gelir. Gel gidelim istersen. Ay, dayımlar da seni görünce çok şaşıracak. Hediye. Hediye durur musun lütfen? Ne yapıyorsunuz Tarık Bey? Biri görecek. Eve bırakabilirim. Gerek yok ben kendim giderim. Hediye. Hediye aynı yere gidiyoruz. Seni öylece bırakıp gitmek istemiyorum. Gel birlikte gidelim. Yalvarırım beni rahat bırakın. Ben kendim giderim dedim. Uzak durun yeter. Tamam uzak duracağım. Ama lütfen seni bırakmama izin var. Bakın Tarık Bey. İkimiz de evli insanlarız. Biri bizi burada görse nasıl açıklarız bu durumu ha? Efendim Aslım. Anne neredesin? Geliyor musun? Geliyorum. Ne oldu? Babam geldi. Seni soruyor. Selamun aleyküm. Ne oldu ya hayırdır? Hortlak görmüş gibi baka kaldınız. Bir hoş geldin demek yok mu? Hoş geldin Cengiz. Kusura bakma şaşırdık. Ha, hoş bulduk yengem. Hoş bulduk. Yaşar abim nasılsın? Vay abim benim ya. Hoş geldin Cengiz. Hoş bulduk. Buyur otur. Yorulmuşum vallahi ya. Tabi direksiyon sallamaktan kolumuz kanadımız tutuldu. Annem birazdan burada olurmuş baba. Eğer açsan o gelene kadar ben bir şeyler hazırlayayım. Dur kızım hele bir dur anan gelsin. İştah bırakırsa yeriz. sen bir çay koy yemek sonra şey yaparız. Sen otur yavrum ben koyarım çayı. Yaşar abi nasıl oldun ya kolun molun nasıl oldu iyi misin? İyi. Sen nasılsın? Vallahi çok şükür abi işte ne yapacağım? Çalış dur. Kız okutuyoruz kolay değil tabii. Tabii çalışman lazım doğru. Tabii. Al anneciğim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.
Ne yapıyorsun bugün? Yani bir planın var mı? Yok da. Niye sordun, bir teklifin mi var? Evet. Mesela diyorum ki hep beraber bir akşam yemeği yesek. Jüli de! Buradayım. Ya Jüli de, hayatım, kırmızı kravatımı bulamıyorum. Nerede biliyor musun? Askıdadır Mümtaz. Çok güzel olmuşsun biliyor musun? Bu parti çok önemli. Ve sen bu partideki en güzel kadın... Teklifim dediğin bu muydu? Mümtaz'la davete katılmak mı? Yani sensiz gitmek içime sinmedi. Gelmek istersin belki diye düşündüm. Ne bileyim, belki değişiklik olur. Yok, almayayım ben. Böyle iyi. Sen hazırlanmışsın. Baksana Mümtaz da çok hevesli. Bekletme. Askıda dedi ya, ne dikiliyorsun? Ozan. Keşke söylemeseydim. Efendim canım? Ozan'a akşamki yemekten bahsedince sinirleri bozuldu. Halbuki gelse ne güzel olur. Keyifli bir akşam geçiririz hep birlikte. Aslına bakarsan gelmemesi de bir taraftan iyi oldu. Yani şey için söylüyorum, sıkılır da hayatım. Yani şimdi bu yönetim kurulu yemeği, böyle yönetim kurulunun üyeleri, yani onların arasında sıkılır. Hem davetlilerin listesi haftalar öncesinden belli oldu. Ozan'ı araya sıkıştırmak bayağı sorun çıkartırdı, onun için söylüyorum. Oğlumun varlığından rahatsız olacak biri olursa bütün organizasyonu iptal ederim. Benim oğlumla yiyeceğim iki lokma ekmek o kodamanlarla çekeceğim ziyafetten çok daha kıymetli. Tabii hayatım, tabii. Benim için de öyle. Benim için de öyle. Dur ben sana yardım edeyim. İlk başta bursluyum diye kötü davranırlar sandım. Ama hiç öyle olmadı baba. O kadar iyi insanlar ki görmen lazım. Hepsi harika. Ya özellikle Tarık Hoca. Dersleri o kadar güzel geçiyor ki. Okulda da en çok o yardımcı oldu biliyor musun? İyi hadi bakalım. Hadi. Aslım yavrum, mutfakta kek var saklama kabında. Getir de ikram edelim. Tamam yengeciğim, getiriyorum. Cengiz, sen neler yapıyorsun? Anlat bakalım, keyfin nasıl? Vallahi ne olsun yengem işte ya. Çalış çalıştır. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha direksiyon sallayıp duruyoruz. Kolay değil tabii, kız okutuyoruz. Yalnız bayağı zengin müitmiş burası ha. Evler, arabalar o biçim. Ensesi kalınlar çoğunlukta galiba. He? Genellikle varlıklı insanlar, evet. Belli. Ya Yaşar abi, sizin buradaki pozisyon nedir? Kapıcılık mı yapıyorsunuz? Böyle temizlik işleri falan. Nurhan evlere temizliğe gidiyor. Ben de bahçe işlerine bakıyorum. Çöpleri falan topluyorum. Elimden geldiğince çalışıyorum işte. İyi maşallah. Tezgahı sağlam kurmuşsunuz. Seni de iyi gördüm Yaşar abi. Toparlamışsın. Rahatlık yaramış vallahi. Sağ ol. Ay temizlik demişken ben 42 numaranın anahtarı unuttum. Sen götürüverir misin? Tamam. Sonra götürürüm. Yenge, evlere böyle rahat rahat girip çıkıyor musunuz ya? Ses eden olmuyor mu? Mecburen girip çıkıyoruz canım temizlik için. Niye sordun ki sen? Öyle şey ya, lafın gelişi. Sordum. Ya bu zengin kız mı evine girip çıkılmasından pek hoşlanmaz.
Yani rahat çalışabiliyor musunuz o manada? Bir şey. Rahatız evet. Sağ olsunlar. Çok iyi kalpli yardımseverler. Bize de çok güveniyorlar. O kadar parayla yardımsever olmak kolay. Saç saç bitmez anasını satayım. Ay vallahi o kadar nafakayı aldıktan sonra hiç mızmızlanmasın. Yok zorlu süreçten geçiyormuş, yok yıpranmışmış. Ay boşanmanın ilk haftasında gitti dudağını yaptırdı. E tabii canım herhalde. Ay dur benimki geldi, kapatıyorum. Sana gönderdim elbiseye bir bak. İçine sinerse gider alırız. Hadi canım öptüm, bay. Tarık! Neredesin sen? Arıyorum açmıyorsun. Okulu aradım, yok gelmedi dediler. Aa ne oluyor? Allah'ım sen yardım et. Gel anneciğim. Gel buraya. Nerede o? Sana bir kötülük etmedi değil mi? İyi misin? İçeride mi? Kim? Babam mı? Anneciğim sen iyi misin? Ne kötülüğü? Hediye. Hoş geldin karıcığım ya. Neredesin sen? Gözümüz yollarda kaldı. Gel gel. Ne haber? Nasılsın? Bir sıkıntı yok inşallah. Ben iyiyim de. Sen ne zaman geldin? Niye haber vermedin? Ya gel hele gel içeri geç. Kapıda konuşmayalım. Hadi. Hadi hadi içeri hadi. Hoş geldin Hediye. Hoş bulduk. Cengiz yorgunmuş Hediye. İsterseniz odanıza geçin dinlensin. İyi olur abi ya. Tarık. Neyin var? Çok dalgınsın. Soru soruyorum cevap vermiyorsun. Bir şeyim yok. Bana bak. Yüzüme bak. Yalan söyleme bana. Ne işler karıştırıyorsun sen? Okula da gitmemişsin. İşlerim vardı. Ne işi? İş dedim Sibel. İş. Sana hesap mı vereceğim? Sen attığın her adım bana söylüyor musun? Ne bu şimdi? Tamam canım bağırma. Sordum. Sen niye böyle giyindin? Ciddi misin? Davet var. Jüri de mümtaz. Bütün yönetim kurulu. Ay unuttum deme bana. Of. Öyle bir şey vardı değil mi? Takımını hazırladım. Bu kravatı takarsın. Kol düğmelerini de tak. Tamam mı? Canım. Hediye. Düzenbaz Hediye. Kocasının arkasından iş çeviren Hediye. Hadi şimdi söyle bakalım Cengiz sana ne yapsın? Cengiz yapma bak ben mecburdum. Başlatma lan Cengiz'inden. Kız alıp tüymüş Ankara'yı bir de telefonda yalan ver. İzmir'deyim ben diye. Hayatın dalavere lan senin. Cengiz kızım için onun okumasına engel olma diye. Başka çare bırakmadın ki bana. Yok ya. Cebimden cüzdanım çekip gideceğim ben de arkanızdan el mi sallayacağım zannettin? He? Öyle mi zannettin? Cık. Olmadı Hediye. Yine eline yüzüne bulaştırdın Hediye. Tamam. Madem öyle, ben içeri gideyim. Abine, kızına her şeyi anlatayım. Hoşuna gider mi? Hayır. Cengiz, Cengiz dur yalvarırım yapma. Nereden çıktı şu mendebur? Bunca azların huzurunu kaçıracak. Yaşar, sus Allah aşkına. Şimdi duyar eder. Duyarsa duysun. Duy.
olursan Hediye ile Aslı mı olur? Onların canını sıktığında kalırsın. Bak, kurban olayım Yaşar'ım. Ne olur bir sakin ol ha. Ne dedim sana? Aslı mı çalışacak, eve para getirecek demedim mi? Lan boşuna mı yok dedik okul mevzusuna? Ben cebime giren paraya bakarım Hediye. Yoksa bana ne? Dünyanın öbür ucuna gitsin. Nerede okusa okusun. Bana ne? Ne demek bu şimdi? Yani diyorum ki Hediyeciğim, buralar zengin müyüt? Sadece temizliğe gitsen 300-400 atarlar önüne. E sen çalışkan hatunsun. Canının dişine takar çalışırsın. Kapatırsın aradaki farkı diyorum. Tek derdin para değil mi? Hayat kısa Hediyeciğim. Çok da dert etmemek lazım böyle mevzuları. Bugün varız, yarın yokuz. Ben cebime giren paraya bakarım. Yoksa umurumda mı ya? Yemişim senin kızın okulunu da, abinin tahralarını da, senin yalanlarını da. Bana ne? Tamam Cengiz, tamam. Ben var gücümle çalışacağım. Sen yeter ki Aslı'ma dokunma. Ha. Aferin Hediye. Aferin. Baba, banyoya temiz havlu çıkardım. Anneciğim. Sen iyi misin? Annen özlemiş beni kızım. Diyor ki niye haber vermedin, hazırlık yapardık diye. Değil mi Hediye? İyiyim ben kızım, merak etme. Sorun yok. Afiyet olsun. Kızlar. Ne yapıyorsunuz bakayım? Gelsene baba, otur. Yok yok, rahatsız olmayın. Ben şöyle bir turlayıp geleceğim. Tamam, sen bilirsin. İyi, hadi bakalım. Dedikodu dedikodu. İşte ya. Ya gülme. Al işte, beğendin mi yaptığını? Çok güzel oldu. Gömlek borcum var. Ya da yeni iddialara hazır ol. Her zaman hazırım. Ama sen mızıkçılık yapıyorsun. Şampiyon benim, kabul et. Tamam, kabul. O zaman ben şampiyona bir gömlek borçluyum. İşte duymak istediğim cevap. Çabuk ikna oldum. Vermem lazım. Aslı. Kuzen kalk hadi ya. Sıkıldım, bir şeyler yapalım, bir yürüyelim falan. Tamam, olur. Hadi. Böyle daha güzel. Tarıkcığım, bunu taktıysan göstereceksin ama lütfen. Getir bakayım. Hadi canım. Mümtazlar direkt davete gitmiş olmasın Sibel? Ay, gelirler birazdan. Aa, bakayım ayol.
Bu kılıksız kim? Bana bak. Nasıl girmiş bu siteye? Güvenliği falan mı arası? Nereden bileyim ben Sibel? Şimdi sorar öğreniriz. İyi akşamlar beyefendi. Birine mi baktınız? Yo, öyle yürüyorum. Ne oldu ki? Bu siteden değilsiniz galiba. Nereye gittiğinizi sorabilir miyim? Canım nereye isterse oraya gidiyorum. Yolun kahyası mısın? Sen haydır birader ne huylandın ki? Burası özel mülk beyefendi. Çıkar mısınız? Yoksa güvenliği mi çağırayım? Ya Allah'ın yolunda gidiyoruz işte. Amma tatava yaptın sen de ha. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Babacığım bahsettiğim hocam. Tarık Hoca. Hocam, babam. Babam. Ablacığım. Hediye. Bu Cengiz'in derdi ne ki? Böyle hiçbir şey olmamış gibi bir gülüyor, eğleniyor. Boyu devrilesici. Neyin peşindeki bu yine? Aman abla. Neyin peşinde olacak? Dine imanı para onun. Aslından gelen 3 kuruş paraya göz diken adam başka ne ister? Meymenetsiz şey. Senden ne istiyor? Para ver mi diyor yani? Evet. Çalışıp kazandığımı ona verecekmişim. Aslım işi bıraktı ya, kazancı azaldı. Sen tamamla diyor bana. Razi'yi arıyor. Dur ben geliyorum. Tarık hocam okulun yönetim kurulunda. Aynı zamanda bu sitede oturuyor. Ya hocam. Merhaba. Ya kusura bakmayın. Az evvel öyle şeyler oldu falan da bilmeden. Yani ben bizim kızın hocası olduğunuzu bilseydim saygısızlık etmezdim. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Ben de tahmin edemedim kim olduğunuzu. Ziyarete mi geldiniz? Kalıcı mısınız? Vallahi öyle yolumuz düştü diyelim. Hocam siz bir yere gidiyordunuz sanırım. Biz sizi tutmayalım. Evet canım, bir davete gidiyoruz. Mümtaz'la Jülde'yi bekliyoruz. Size iyi eğlenceler. Jülde Hanım'a çok selam söyleyin. Okulda görüşürüz. Tamam canım. İyi akşamlar. Memnun oldum. Ben de hocam, ben de. Saygılar. İyi akşamlar. Şuradan gidelim kestirme. Ay yok. Hadi yürü. Ay Nurhan'cığım. Canım benim. Derdim elbette seni sıkıştırmak değil ama. Hani sonuçta ben de merak ediyorum. Ne yaptın, konuştun mu Eylül'le? Ay Raziye, vallahi fırsat olmadı. Ay bir denk gelemedik ki Eylül'le konuşalım. Bugün yarına inşallah. Ama Nurhan'cığım. İnşallah, maşallah derken zaman geçiyor. Yani malumum. Bu gönül işlerini sıcağıyla halletmek lazım. Ha. Benim oğlumu kendine damat olarak yakıştıramıyorsan o başka. Ay saçmalama Raziye. Ne alakası var canım? Ne biçim söz o? Yok ondan değil. Ben hadi konuşurum, sana haber ederim. Heh. İyi o zaman, tamam. Bekliyorum ama bak ona göre. Tamam. Ya sabır. Ya sabır. Kız evi naz evi derlerdi de bu iş biraz fazla uzadı galiba ha? Annem, gel. Anne ne oldu? Hiç. Olmuş bir şey. Gel, otur şöyle bir konuşalım. Eylül. Şimdi sana bir şey soracağım ama öyle kızıp etmek yok, tamam mı? Tamam anneciğim, kızmayacağım. Sor. Şimdi bak, sen artık çocuk değilsin annem. Büyüdün.
Maşallah pırlanta gibi de genç kız oldun. Ay nasıl diyeyim onu da bilemiyorum da. Hiç böyle aklından şey geçiyor mu? Evlensem, yuva kursam falan. Yok anneciğim. Yani şu an için geçmiyor. Hem daha çok erken bunun için. İyi. Zaten sen ne diyorsan o. Ama hani yine de böyle aklına yatan bir aday falan çıkarsa. Ya onu da o zaman düşünürüz Nurhan Sultan. Hem ben babam ve senin gibi aileyi bulmuşum bırakıp gider miyim? Gel bakayım gel. Oy bu benim vefalı kızımdır. Hayır arkadaş, alt tarafı kızını karşına alacaksın. Şöyle şöyle, böyle böyle diyeceksin. Başına talih kuşu kondu diyeceksin. Anasına bak ya. Kızından nazlı çıktı değil mi? Dur bakalım. Telefonda sıkıştırdım ya ben şimdi onu. Belki gider de konuşur Eylül'le. Kim o? Aha. Kaynanan arıyor. Bismillah. Hadi bismillah. Hadi. Efendim Nurhan. Ha Raziye. Eylül'le konuştum da onu haber edeyim dedim. Ha. İyi. Ne diyeceğim peki çikolatamızı çiçeğimizi alalım mı? Ay ilahi Raziye. Yok yok. Şimdi Eylül... Yani evli diye gönlü var gibi de... Şimdi vakti değil dedi. Aa niyeymiş o? Erken diyor işte canım. İşine gücüne bakmak istiyor herhalde. E canım baksın işine gücüne. E biz ona ille de çalışma evinde otur demeyiz ki. Tabii öyle de. Neyse işte Raziye... Valla kızım ne derse o. Ben anne olarak konuştum, üstüme düşeni yaptım, artık gerisine karışamam. Şimdiki gençler bizim zamanımızdaki gibi değil anacığım. Hem babası da pek istemiyor. Küçük daha dedi. Ha. Nurhancığım, bizim de çok acelemiz yok zaten canım. Hani işte kısmet olmuşken hani bir an önce yuvalarını kuralım istedik çocukların ondan. Ama bak ne diyeceğim sana. Sen gene de kızı boş bırakma olur mu? Arada bir çıtlat git aklına yer etsin. Yaşar Bey'e de çok selam söyle. Tamam. Şuna bak ya. Sanki Bağdat'ın prensesini istiyorum oğluma. Ne oldu ne diyor? Ne diyecek? İstemezmiş erkenmiş. Sümükle'ye bak sen hele. 3-5 yıl sonra evde kalacak haberi yok. Gördün mü başımıza gelenler ha? Gördün mü? Şimdi nasıl ikna edeceğiz biz kızı evlenmeye? 3-5 seneye ne tazminat kalır ne kız kalır. Yalan oldu her şey. Dur bakalım. Sen hiç moralini bozma. Ben halledeceğim bu işi. Nasıl halledeceksin nasıl? Bu işin kilidi Yaşar'da. Bana bak. Sen yarından tezi yok Yaşar'ın yanına git tamam mı? Onun aklını çelmeye bak. Nasıl? Sen hiç meraklanma. Ben sana anlatayım bak ne yapacağını. Tamam mı? Aslan oldum benim. Nurhan. Günaydın canım. Müsait misin? Buyurun Sibel Hanım. İşini bitirince bana temizliğe gelsene. Kaç gündür batmış ortalık. Şöyle dip bucak bir alırsın. Ay Sibel Hanım vallahi bugün olmaz. Ya bir program var biliyorsunuz. Bugün Handan Hanımlara gideceğim. Yarın Tülay Hanımlar. Yani size cumartesiden önce zor. Canım parasıyla değil mi? Gel işte. Hediye. Affedersiniz. İsterseniz ben gelebilirim. Nurhan abla bir sakıncası var mı senin için? Tamam git kızım istiyorsan eğer. E tamam. Hediye miydi? Evet. Ben evdeyim bekliyorum. Çabuk gel ama bekletme. Tamam birazdan gelirim. Hadi görüşürüz. Bu
Vallahi sendeki parayla anca çok uzak yerlerden ev buluruz. O zaman da okula geliş gidişin zor olur. Hadi ya. Ya sizin o taraflarda yok mudur? Aa, bak bunun kirası çok ucuz. Pardon ya. Bu günlük kiralıkmış. Baksana şu nasıl sence? Bakayım. Bu da uygun. Muhit neresi? Bakayım bir. Aa, bu bizim sitenin arkası. İyiymiş. Yani ev biraz döküntü gibi aslında ama. Ya olsun. Sizin emin o taraflarda değil mi? Tamam, o zaman arayalım, konuşalım. Hatta evi tutalım hemen. Bir fotoğraflarına baksaydın bari. Ya olsun canım. Ev işte. Muhit'in iyi olması yeterli. Bence hemen gitmeliyiz. Ozan. Selam. Merhaba Berçin. Nereye böyle? Derse. Geç kaldım hatta. Hangi ders? Hukuk tarihi. Kemal Hoca'nın dersi. Şu eğlenceli olan. Ben de mi girsem seninle iki laflarız? Berçin, derste laflanır mı? Not tutmam lazım, müsaadenle. İyi dersler. Boyun devrilsin Cengiz. 3 kuruş için beni şu soktuğu hale bak. Yani çalışmasında etmesinde değilim tabii. Hediye, sen Tarık Bey'le karşılaşırım diye mi çekiniyorsun? Ay, keşke sen Handan Hanımlara gitseydin de bunlara ben gelseydim. Ama işte Handan Hanım pimpiriklidir anacığım, şimdi başkasını istemez o. Neyse, İnşallah kazasız belasız halledeyim de şu işi. Aman Hediye, ne diyeceğim? Şimdi gıybet gibi olacak ama Sibel biraz cadalozdur ha. Bir şey falan derse sen alttan al, he de. Aman diyeyim bak, çok dikkatli iş yap, yoksa böyle bulaşır illallah edersin. Aman. Tamam ablacığım, hadi sana da kolay gelsin. Şükür evi bulabildim. İyi ki birazdan gelirim dedim. Gir. Banyodan başlarsın. Çamaşır makinesinin arkası, dolapların içini falan alırsın. Sonra mutfağa geçersin, tamam mı? Buzdolabını çekersin, arkasını da silersin. Ben mi çekeceğim buzdolabını? Adam tutayım istersen. O çeksin, sen bak. Yok. Berciş'in odasında şöyle dip köşe alırsın. Yavrum çok hassas toza karşı. Ben buralardayım, ara ara kontrol ederim. Pardon, şey nerede? Temizlik malzemeleri falan. Ardiye'de. Ardiye'de. Bana bak bana. Bak şimdiden söylüyorum. Üstün körü iş sevmem, bu bir. Kırılan dökülen bir şey olursa yevmiyenden keserim, bu iki. O yüzden ekstra dikkatli olacaksın. Olurum, tamam. Bak bak. Ayrıca aylaklık ederken yakalarsam artık gerisini sen düşün. Yok canım, niye öyle bir şey yapayım? Müsaadenizle ben üstümü değiştireyim. Konferans başlamak üzere Tarık. Hadi. Mümtaz, benim pek keyfim yok. Ya ben de istemiyorum gitmek ama mecburum. Hadi bakalım, beraber gidiyoruz. Hani sen Kemal Hoca ile gidiyordun? Ya Kemal bugün hastaymış, gelmedi. İşte sana patladı. Tamam. Sen git, ben geliyorum birazdan. Tamam, orada görüşürüz. Ben
Ben bir iki ev daha buldum ama. Ha yok. Ben Eylül'ün bulduğu evi beğendim. Öğrencilik hayatının lüks evde yaşayacak halimiz yok değil mi? Bence hemen şimdi gidip bakalım. E tamam. Arzu. Ya biz gelene kadar bir yarım saat patronu idare etsen olur mu? Tabii tabii ama patronun huyunu biliyorsun. Tamam. Gençler, benim derse yetişmem lazım. Siz birlikte gidip bakın olur mu? Kemal Hoca'nın dersi mi? Aa, evet. Ne oldu? Ha, iptal olmuş o. Hadi ya. Ben de onun için gelmiştim. Hasta mıymış neymiş? Ne haber abi? İyidir yok. Senden ne haber? Ne yaptın, ev işini çözdün mü? Ya bir şeyler bulduk. Hatta sizin evin o taraflardaymış. Bizim evin orada. Kirası? Fena değil. Ev biraz döküntü. Hatta biz birazdan bakmaya gideceğiz. İstersen sen de gel. Siz hep birlikte mi gideceksiniz? Yani ders iptalse burada oturmamızın bir anlamı yok. Gidip birlikte bakalım. E o zaman hadi gidelim. Hem dört koldan pazarlık yaparız. Rahatsız olma, ben bakarım. Hoş geldin kekliğim. Hoş bulduk. Sen bu saatte evde olmazdın, hayırdır? Bir sorun yok değil mi? Yok, beraber zaman geçirelim istedim. Yerler ıslak, dikkatli yürü. Aa, Hediye Hanım. Ellerim kirlidir, kusura bakmayın. Hiç sorun değil. Hediye bana temizliğe geliyor. Bakayım beğenirsem sana da yollarım. Geç canım. Kahve yapıyorum. Olur. Konsolun altında çeker temizlersin. Komisi var ama sağlam değil. Bakım yapılsa çalışır. Güzel. Ay, nesi güzel yaz. En azından bir komisi varmış. Yaptırılır yani. Ya aslında duvarlar şöyle güzel bir renge boyanır. Şuraya da ikinci elden sağlam bir perde asılır. E bir de çekyat attık mı? Olur bence. E şimdiden ısındım ben bu eve. Hadi gel. Şey diyeyim mi? Ev hakikaten dökülüyor. Yok ya. O kadar da kötü değil bence. Bir elden geçse düzelir. Ben olsam güzelleştiririm diyorsun. Bir bakalım. Şu köşeye rengarenk çiçekler koyarım. Zevkli ama ucuz eşyalar alırım. Şuraya büyükçe bir kitaplık. Kapının önüne pembe bir bisiklet. Bir de yanıma annemi aldım mı bir ömür boyu yaşarım. Önemli olan bu dünyada kendi cennetini yaratabilmek. İnsan kendi mutluluğunu kendi elde eder. Evet. Her şeye sahip olabilirsin bu hayatta. Ama bazen elindekiler seni mutlu etmeye yetmez. Ben mesela karnım toksa, huzurum varsa çok mutluyum. Ne tuhaf. Tuhaf olan ne? İnsanın en büyük zenginliği elindekiyle mutlu olabilmektir. Öyle derdi rahmetli babam. Çok haklıymış. Üzülme bence.
Böyle anılar hatırlanması güzel anılardır. Hem bak baban da demiş, elindekilerle mutlu olmayı bilmen lazım. Hadi bakalım ne yapmışlar. Yaşar abim kolay gelsin. Oo Koray hoş geldin. Hoş bulduk, ver sen bak. Ya, gerek yok yahu. Ver ver ver. Sana iyi haberlerim var ha. Geçenlerde bir avukat arkadaştan bahsetmiştim, hatırlıyor musun? Şimdi senin tazminat davasını ben bununla konuştuydum. Bu da bir avukat arkadaşından bize randevu almış. Adam bu işlerin uzmanıymış. Daha girip de kazanamadığı dava yokmuş abi. Ciddi misin? Ya tabii ciddiyim. Tabii ciddiyim Yaşar abi. Bak ne diyeceğim. Sen şimdi eve gidip raporlarını al, belgelerini al. Bir konuşmaya gidelim ha. Tamam. Dur, dur! Çiz. Çiz Cihan'ım, döşemeyi çiz. Onun metrekaresi kaç para haberin var mı senin? Kaldır öyle it. Nasıl kaldırsın kadıncağız tek başına Sibel? Tamam tamam, bir şey yok mu? Ceviz içi. Hemen sürteriz, hiçbir şey kalmaz. Varsa verin, ben hallediveyim. Akıl verme, işini yap. Bakın şöyle yapalım, zaten üç kişiyiz. Her birimiz ucundan tutsak olur bu iş. Hadi Sibel sen de yardım et. Olmaz Jülide Hanım, ben hallederim lütfen. Ne olacak canım? Ay saçmalama Jülide. Bırak sen karışma. Tamam böyle kalsın, Tarık gelince itip yerleştir. Sen kalan yerleri sil. Ay gitti canım, döşeme. İyi. Hadi size kolay gelsin, ben gidiyorum. Jülide? Hediyeciğim bir ara haberleşelim olur mu? Canım kahven kaldı. Hadi canım görüşürüz. Görüşürüz. Kıza çok selam söyle. Alo. Kızım ben konferansa katılmayacağım. Mümtaz Bey'e söyle. Başım çok ağrıyor, eve döneceğim. Tamam bekleme sen de çık. Benim hemen Hediye ile konuşmam lazım. Senin derdin ne? Neden beni arkadaşımın önünde küçük düşürmeye çalışıyorsun? Anlamadım. Bana mazlum oynama Hediye Hanım. Başkası yutabilir ama ben yutmam. Ceviz sürüm geçer. Ah Jülide Hanımcığım siz ellemeyin. Üç kuruşluk iş yapıyorsun, bir ton zarar veriyorsun, bir de üste çıkmaya çalışıyorsun. Ben özür dilerim. Öyle bir niyetim yoktu. Yani yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Tamam uzatma. Bu camdan sizin o taraf gözüküyor mu? Bilmem. Maalesef çocuklar. Ev sahibi öğrenci istemiyor. Yağız Bey iyi bir arkadaşımız dedim ama dinletemedim. Ya, alanın ne olduğumu söylediniz mi? Bir sıkıntı çıkmaz yani. Ya dedim de katiyen olmaz diyor. Şöyle yapsak. Ben kefil olsam. Yani bizim ev hemen şu aşağıdaki sitede. Bir sıkıntı bir sorun olur gelir kapımızı çalarsınız. Evet hemen şurası. Ne yani? Öğrenci diye sokakta mı kalsın şimdi bu çocuk? Verir misiniz numarasını? Bir de ben konuşayım bakalım şu ev sahibiyle. Çocuklar adam net olarak olmaz diyor. Şimdi tekrardan ararsam başka bir emlakçıyla anlaşır, olan bana olur. Siz en iyisi başka yere bakın. Of ya! Banyosu ne biçim temizlenmiş öyle? Leş gibi. Yok ben daha girmedim oraya.
Berçin. Sen ne zaman geldin? Ne oldu? O yüzünün hali ne? Beni yanlarına almadılar. Kim? Ozan. Aslım. Aslım'ın biricik kuzeni. O kafedeki Yağız denen çocuk. Dördü birlikte derse girmediler. Yanımdan güle oynaya geçerek gezmeye gittiler. Ve beni yanlarına almadılar anne. Derse girmediler mi? Aman canım. Taktığın şeye bak. Keledi, ben alışverişe gidiyordum. Beraber gidelim ha. Biraz kafan dağılır. Hadi. Hadi kalk. Geldiğimde kontrol edeceğim. Her yer pırıl pırıl olsun lütfen. Ah, neden kızım ya, neden? İnternette bir ilan daha var. Oraya da mı baksak? Otağı nerede abi? Boş ver. Ya tamam üzülme. Başka bakarız. Efendim anneciğim. Kızım neredesin? Eve çok yakınım anne, ne oldu? Oyalanma, hemen eve dön tamam mı? Tamam anneciğim, geliyorum. Gençler, benim eve gitmem lazım. Ben de eve gidiyorum, bırakırım. Siz? Benim bir saat son dersim var. Benim de kafeye gitmem gerektiğine göre o zaman biz de olmuşla okula, siz de eve. Yaz, sıkma canını. Ve çok daha iyi bir ev bulacağını biliyorum. Ya bakalım inşallah. İyi o zaman. Sadece bir doktordan mı rapor aldınız? Yoksa daha var mı? Bir sürü var. O aralar çok hastanelerde dolaştık zaten. Perişan olduk. Verdikleri bütün raporları topladım, dosyaladım, sakladım. Hepsini getirin. Dosyaya ekleyelim. Bu ara iş görmez raporunuzu da yenileyelim. Firmayı da takibe alacağım. Buna benzer vakalar varsa alacağımız tazminatı arttırır. Avukat bey, şimdi şu durum ben anlayamadım yani. Yaşar abi tazminat alacak mı, almayacak mı? Yüklü bir tazminat alırız. Yasalar sizden yana. Biraz araştırmayla rahat alırız. Fakat bu araştırma süreci çok ucuz değil. Önden avans talep etmek zorundayız. Avans mı? Ne kadar mesela? Fabrikanın sicili incelenecek. Benzer davalar, doktor raporları. 5.000 lira ödeme yaparsanız bu süreci başlatırım. 5.000 lira mı? Evet. Efendim Mümtaz. Tarık, konferansa neden gelmedin? Herkes seni sordu. Mümtaz, başım çok ağrıyor. Ben eve geçeceğim. İyi de insan bir haber verir. Tamam. Tamam Mümtaz, bir dahakine haber veririm. Hoşça kal. Bakın Tarık Bey, ikimiz de evli insanlarız. Biri bizi görse açıklayamayız bu durumu. Lütfen dedim. Hayır. Hayır ediyor. Konuşmamız lazım. Thank you.
zaman. Görüşürüz. Yarın derse gelecek misin? Geleceğim tabii. Görüşürüz. Aslı? Anne? Aşk olsun Aslım. Ben senin için çalışayım, didineyim. Sen okul zamanı sokaklarda gez. Anneciğim ne gezmesi? Ne işiniz var ders zamanı sokakta? Hediye abla, ben izah edeyim. Şimdi bizim okulda konferans vardı. Dersimiz de boştu, yani bütün derslerimiz boştu. Biz de o arada bir arkadaşımıza yardıma gittik. Bu. Evet anneciğim. Hiç boşuna sinirlenme. Yanlış anladım demek ki. Kusura bakmayın çocuklar. Oldu o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz yavrum. Annene selam söyle. Vay yavrum vay. Ev değil saray yavrusu mübarek. Anneciğim, ver bana bir şey. Sağ ol kızım. Sen niye geldin buraya? Ben Nurhan yengenin yerine temizliğe geldim Sibel Hanımlara. Niye ki? Boş ver, öyle gerekti. Ama aklım sende kaldı işte. Derse girmediğini öğrenince sinirlerim bum bozuldu. Anneciğim. Beni hiç okulu boşladın mı? Ya Allah'ını seversen. Anaokulunda bile okulu boşlamamış, dersleri boşlamamış Aslım. Kalkıp üniversitede derslerini mi asacak? Ama ne bileyim işte. Anne yüreği. Evhamlanıyorum, ne yapayım? Ama bana bak. Bir daha dersin boş bile olsa geleceksin evde çalışacaksın, tamam mı? Tamam, söz. Sen nasıl istersin. Aferin sana. Ay dur. Dur ben. Of. Kalmadı ki. Ne oldu? Kapıları kilitlemeyi unuttum. Ya dur sen dur. Ver bana anahtarları, ben kilitleyip geleyim. Sen eve doğru yürü, ben sana yetişirim. Ay vallahi çok iyi olur Aslım. Bak şimdi. Şu muydu? Şu. Şu evin anahtarı. Bu da bahçe kapısının anahtarı, tamam? Tamam. Hadi kızım hemen kilitle de gel, anahtarı da getir. Tamam anneciğim. Bunu bana ver. Sağ ol kızım. Geliyorum hemen. Baba? Lan oğlum ne bileyim, altın mı gümüş mü? Ama antikaya benziyorlar. Okutabilirsek deli para eder bunlar. Vallahi. Bana bak, senin bir antikacı arkadaşın var diye. Bana onun adresini gönder hemen. Tamam mı? Thank you.